tamamlandı aşağı yukarı. Ordu da tamamladı zaten. Listeler Ankara'ya gitti. Daha sonra ilçeler bazında aynı hareket başladı. Bizim Ünye ilçesi olarak da, İYİ Parti Ünye ilçesi olarak da bu görev bana verildi. Ben yeni ekibimi, tabii ki şu anda kurma aşamasındayım, yazımı, görevlendirme yazımı daha yeni aldım. İşin başındayız. Amacım Ünye'ye hizmet edebilmek, iyi bir Ünye, yani hakikaten geleceğimize teslim edebileceğimiz bir Ünye. Bu aynı zamanda bizim partimizin de hedefi. İyi bir Türkiye, her şeyden evvel Cumhuriyet değerlerine saygılı, Atatürkçü ilkelere saygılı, onları yaşatmak için var olan ve geleceğimizi, geleceğimiz Türkiye'sini rahatlıkla emanet edebileceğimiz, gençliğimize emanet edebileceğimiz bir Türkiye kurabilmek için burada varız. Hedefimiz, Ünye olarak hedefimiz, Ünye'mizin tüm sorunlarını çözüp halkımıza çok daha iyi hizmetler sunabilmek için varız. Bu konuda işte yeni projeler, yeni alternatifler üretip bunların takipçisi olup çözebilmek için de bunları hayata geçirebilmek için de her türlü özveriyi gösterecek bir yönetimle çok yakında zaten karşınızda olacağız. Ben burada buraya gelip teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Hepinize teşekkür ederim. Başkanım, bir yandan da şimdi yerel seçimler yaklaşıyor, yönetim oluşturacaksınız, peşinden işte adalet adalet süreci var, işte seçimler yaklaşıyor, bir yandan da bir an önce sokağa halka inmeniz lazım. Bu anlamda hani yönetim bir an önce oluşturup sokağa çıkmalarını neler söylersiniz? Şimdi şu andan itibaren biz çok kısa bir zamanda sokaktayız, sokağa çıkacağız. Bizim yönetimimiz hazır gibi, şey olarak da aday çalışmalarımız da şu anda hızlı bir şekilde devam ediliyor. Düşündüklerimiz var. Bu konudaki çalışmalarımıza tabii ki biraz daha hız vereceğiz ama bazı çalışmalarımızın da var, yani o konuda çalışmalarımız var. Bu teşkilat sürecinde zaman kaybetmeyeceğiz. Biz çok kısa zamanda zaten sokaklara ineceğiz. Yani bu 3-5 günlük bir şey. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim.